Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınların hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 9'un çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız. Yani 31. soruyla çözümlere başlayacağız arkadaşlar. İsterseniz çözümlere başlayalım. 31. soru. 5 kahverengi eş üçgen ve 3 sarı eş üçgen bir karenin içine yukarıdaki gibi yerleştiriliyor. Hocam bunlar direkt ikizkenar üçgenler deyip şekle başlayabiliriz ama bazılarınız da evet şey gibi algılayabilir. Ama öncelikle bunun da ikizkenar olduğunu da ispatlayalım. Buradaki tepe açıları yani şuradaki dar açılar hepsinde birbirine eşit olacak mı? Eş üçgen olduğu için olacak. Peki bu bir karenin bir kenarı. Bu da bir karenin bir kenarı. Madem bunlar eş üçgen şu kenara ben bir A dersem. Hocam bu eş üçgen olduğu için çift çizgi A ise bu da çift çizgi A olacak. Yani şu şekilde çift çizgi diyebiliriz. Burası çift çizgi ise burası A olacak. Burası da A ise burası da çift çizgi olacak. Burası çift çizgi ise burası da çift çizgi A olacağından buraya da A diyeriz. Bakın A ile çift çizgi kenarlarının uzunlukları birbirine eşit oldu mu? Oldu. Demek ki ben bunlara gerçekten de çift çizgi uzunlukları diyebilirim. Arkadaşlar eş üçgen olabilmesi için bunların da ne olması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle ikizkenar olması lazım. Peki karenin bir kenarı şu ve şu çift çizgi. Aynı şeyi burada da söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Aynı karenin bir kenarı. Bunlar da çift çizgi çift çizgi olmak zorunda. Buradaki açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Hocam burası 5 eşit parçaya bölünmüş. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 90 bölü 5'ten burası kaç çıkar arkadaşlar? 18. Bir tane açımız 18 derece oldu. Peki bu sarı da aynı şekilde çift çizgiye karenin bir kenarına eşit. Bu kenar eşitlerini eş üçgenlerde mutlaka yazın. Yazmadığınız için sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar. Eş üçgende açıların da eşitliğini yazın. Kenarların da eşitliğini yazın. Çünkü bak ne çıktı burada? Kenarların eşitliğini yazınca şurada da bir ikizkenar üçgen çıktı. Burası 90'ı da 3'e böleceğiz. 90'ı 3'e böldüğümüzde bunlar da 30'ar derece olacak arkadaşlar. Burası da 30 derece oldu. Dikkat edin 30 ile 18'in toplamı 48. 90'dan 48 çıkartırsak 42 yapar. Buradaki açıyı biz 42 derece bulduk arkadaşlar. İkizkenar üçgen. Tepe açısı 42. Burası da x. 2x artı 42 eşittir 180'den ya da 180'den 42 çıkartıp 2'ye böldüğümüzde 138'i 2'ye böleceğiz arkadaşlar. X de buradan 138 bölü 2. Yani kaç yapıyor? 69 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 31. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 32. soruya. Yine bir eş üçgen yapısı aslında. Bir döndürme var arkadaşlar. Öncelikle bu ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden. Burayı 8 yazalım. Sen bunu böyle döndürdün. Döndürdüğün zaman bu üçgen de yine aynı şekilde 6, 8, 10 değil mi? Evet. Burası 90 derece. Ve dikkat et. Döndürülmeden önceki konumu şu nokta etrafında döndürülüyor ve buradaki uzunluk 10. Yani şuradaki uzunluğun da 10 birim olduğunu ihmal etme. Döndürme sorularında da neye dikkat edeceksin? Önceki yerde 10 birim. Yani önceki yerle şu döndürülen yer birbirine eşit uzunlukta. Peki burada da ne var? 24-25 ne üçgeni? 7-24-25 üçgeninden burası da 7. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Son durumda ABC'de doğrusal olduğuna göre diyor. Şurada o zaman bir dik üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu dik üçgende burası 8, burası 17. 8, 15, 17 üçgeninden buradaki uzunluğa kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 9 birim kaldı. 32. soru böylelikle Edremit çıktı. Geldik 33'e. Şekil 1'de verilen eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıt kesikli çizgiler boyunca katlandığında şekil 2'deki düzlemsel görünümü alıyor. İlginç bir katlama. Zor bir katlamaya benziyor arkadaşlar. Üst üste binen katlamalar var ama bir sene ya da iki sene önceki katlama sorusunu düşünün. Orada da çok zor sorular sormuşlardı. Büyük ihtimal bu da biraz şey gibi gözüküyor. Yani çoğunluğunuzun bu video için geldiğini, bu soru için geldiğini hisseler gibi oldum şu anda. Evet arkadaşlar öncelikle bu bir eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen soruların yapılamamasının en büyük sebebi her zaman söylerim. 1. Açıları yazmıyorsunuz. 2. Kenarların eşitliğini yazmıyorsunuz. Arkadaşım geometri verilen bilgileri kullanma işidir. Sen niye ilk önce açıları yazmıyorsun? Yaz bakayım şuraya bir açıları. 60, 60, 60. Eşkenar üçgen kenarlarının da eşitliğini göster bakayım şöyle. Hocam 13 birimse 13 birim. Yani burası 11. Burası da 11 olacak mı? Olacak. Hocam başka ne yapabiliriz? Bakın burada bütün üçgenlerde 2'ye 11 var değil mi? Şuradaki üçgende, buradaki üçgende, buradaki üçgende 2'ye 11 var arkadaşlar. O zaman bunların hepsi 60'ın kolları 2'ye 11. 60'ın kolları 2'ye 11. 60'ın kolları 2'ye 11 olduğundan dolayı bu üçgenler eş üçgen çıktı. Eş üçgenin çözülememesinin sebebi de neydi? Açıların eşitliğini yazmamaktı ve kenarların eşitliğini yazmamaktı. Madem bunlar eş üçgen şöyle yapabiliriz. Hocam o zaman bu 60'ın karşısındaki bu kenarla 60'ın karşısındaki bu kenar buradaki 60'ın karşısındaki bu kenar eşittir. Yani içeride bir ne çıktı arkadaşlar? Bir eşkenar üçgen karşımıza çıktı. Hatta madem bunlar eş üçgen 2'yi gören alfa derece ise 2'yi gören burada da alfa derece 2'yi gören burada da alfa derece diyebiliriz arkadaşlar. Hatta 3. açılarda birbirine eşit
diyebiliriz ama sanırım gerek yok arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız hamleleri yaptık mı? Biz yaptık. O zaman biz içeriye bir yoğunlaşalım. Şu katlanmış şekle bir yoğunlaşalım. Bu üçgen nasıl bir üçgendi? Eşkenar üçgendi. 60, 60 ve 60. Katlanmadan önceki halimiz nasıl? Şu şekilde bir üçgen vardı. O üçgeni de şöyle bir gösterelim isterseniz. Bakın. Katlanmadan önce şu şekilimizi şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Hop şöyle hop böyle hop şöyleydi. Hemen bunu gösterdik arkadaşlar böyle. Ben bunu böyle katlayacağım. Şimdi gençler bu katlamada nasıl göstereyim onu? Şu katlamada önceden şu şeklimiz vardı. Ben bunu böyle katladığım zaman hop üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Ve üst üste binen açılar birbirine eşit. Kullanacağız mı arkadaşlar? Kullanacağız. Öncelikle şu şekli katlayayım. Sen bunu böyle katladın. Katladığın zaman hocam 60 ise burada kaçta ne olacak? 60. Hatta şu kenarlar 2 birim. 2 birim. 2 birimi de yazalım. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olacak. Yani burası da 2 birim olacak arkadaşlar. Hatta bu katlamada da aynı şekilde 2 birim. Bu katlamada da aynı şekilde 2 birim olacak. Hatta bu katlamada üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Şurada küçük açı neydi? Alfa dereceydi. O zaman burası alfaysa burası da ne olacak arkadaşlar? Geriye doğru geleyim. Pardon. Şurada şekil biraz küçük olduğu için. Şurası alfaysa burası da alfa olacak. Aynı şekilde buradaki katlamaları da düşünelim arkadaşlar. Şunları şöyle üçgenleri şöyle gösterelim. Burada da şöyle gösterelim. Şöyle bir katlamasını tam olarak gösterelim. Altta kalıyor ya. Sen bunu böyle katladığın zaman hop böyle katladığın zaman üstte binen kenarlar birbirine eşit. Üstte binen açılar birbirine eşit. Hocam burası da alfaydı. O zaman burası da ne olacak arkadaşım? Burası da alfa olacak. Aynı şekilde burası da alfaydı. Burası da alfaydı. Şu üçgenimiz nasıl bir üçgendi arkadaşlar? Eşkenar üçgen değil miydi? Evet. Hocam burası eşkenar üçgen. 60 derece olacak. 60 eksi alfa kaldı buraya. İki iç açın toplam bir dış açıdan. Bak alfa burada ya. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası 60 yaptı. Aynı şekilde hocam eşkenar üçgenden dolayı şu açın tamamı 60. O zaman buraya ne kaldı? 60 eksi alfa kaldı. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası da 60 yaptı. Aynı şekilde burası da 60 yapacak. Buraya da 60 eksi alfa kaldı. İki iç açın toplam bir dış açıdan burası da 60 yaptı. İçeride oluşan üçgen bir eşkenar üçgen oldu. Bak dikkat et. İyi ki şunu yazmışız. Bak üst üste binen açıları yazmadıysanız bunu fark edememişsinizdir. Bak şurada 60'ı yazınca da biz her zaman ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan, bulduğun bilgiyi de kullan. Sen burada 60-60-60 buldun ya. Bulduğun bilgiler seni sonuca yönlendirecek. Hocam ters açıdan bak şurada bir üçgen var. Ters açıdan buradaki açıda kaç derece yapacak? 60 derece yapacak. Şu açı arkadaşlar 60 derece yapacak. Burası 60, burası 60 ise burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu. Yani burası da 2 birim, burası da 2 birim oldu. Hocam benim için şurası lazım olacak. Şu eşkenar üçgen çevresi soruluyor. Aynı üçgen şurada da yok mu arkadaşlar? Şu üst üste binen açılar burada da eşitti. Burası da 60 derece. Ters açıdan burası da 60 derece. Hocam 60-60-60 burada da bir eşkenar çıktı. Burası da 2, burası da 2 oldu. Şimdi sen 11'i kullandın mı? Kullanmadın. Dostum şuraya kadar uzunluk neydi? 11 birimdi. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani sen bu katlamayı yaptığın zaman dikkat et şöyle gösteriyorum. Şuradaki uzunluk hatta daha da küçük bir şekilde göstereyim arkadaşım. Şu uzunluğa dikkat et şimdi. Şu uzunluk katlamada nereye geliyor arkadaşlar? Şuraya geliyor. Biz bu uzunlukta da belli bir parçasını bakın. Şuraya kadar olan parçasını 2 bulduk. Şu eşkenar üçgenden dolayı. 2 burası. Hocam burası da 2. 2, 2, 4. Tamamının 11 yapması lazım. O zaman buraya da kaç kaldı arkadaşlar? 11'den 4 çıkınca 7 kaldı. O zaman burası da 7. Burası da 7 eşkenar üçgenden. 3 kere 7 21 yapar. Şuradaki üçgenin çevresi. Güzel bir soru. Ama her verilen bilgiyi kullandıran bir soru. Katlama sorusu. Üst üste binen kenarların eşitliğini ve üst üste binen açıların eşitliğini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Şekili biraz ufak taştı ama bu hamleleri de yapmamız gerekiyor. Tek yaptığımız şey ne oldu burada? Yani açı yazmak ve katlamadaki mantığı kullanmak. Üst üste binen kenarların birbirine eşitliğini ya da üst üste binen açıların birbirine eşitliğini herhangi bir yerde yazmadığınız zaman olay kaçıyor mu? Kaçıyor. Dikkat edin. Güzel sorulardan biri. Hoş sorulardan biri. Evet 33. sorunun cevabı Denizli çıktı geldik 34. soruya. Zehra A açısı 35 B açısı 55. Hatta A ile B'nin toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 90 yaptı bir dik üçgen. A B C. Hemen şöyle bir A B C üçgeni çiziyoruz arkadaşlar. A açısı 35 B açısı 55. Şurası A burası B. O zaman C açısı ne oldu arkadaşlar? Dik açı oldu. Şimdi diyor ki AB ve AC kenarları üzerinde sırasıyla D ve E noktalarını belirleyerek kağıdı A köşesinden DE boyunca katladığında. Evet E boyunca katladığımda kağıdı A köşesi C'ye geliyor. O zaman bu tam ortada olmak zorunda değil mi? Katladığın zaman şu şekilde olmak zorunda arkadaşlar.
Hocam katlama çizgisi nasıl olmak zorunda o zaman? Tam A, C'ye denk geliyorsa bu doğru üzerinden gidecek. Katlama çizginin senin dik olmak zorunda arkadaşlar. Bu nokta A köşesi bu doğru üstünden şaşmaması için. Üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya aynı doğruda. O yüzden burası dik olacak. O zaman bizim D noktası da burada oldu arkadaşlar. Evet, DE boyunca bak D ve E noktalarını belirleyerek kağıdı DE boyunca katladık. A köşesi böyleyken buraya geliyor mu? Geliyor. Hatta katlanmış halde hop buraya mı geldi arkadaşlar? Evet. Katladığın zaman üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit. 35 ise burası da 35 olacak. Hatta buraya ne kaldı arkadaşlar? 55 derece kaldı. Hatta burası 55 55 x kenar çıktı. Ya da muhteşem üçlüden dolayı da diyebiliriz. Peki 1 diyor. BC büyüktür DC. BC DC'den büyük mü? Büyük. 55 55 110 burası nedir? 70 arkadaşlar. O zaman ben bu üçgende inceleyeceğim. Şu üçgene baktığın zaman. Hocam BC'yi gören 70 derece. Çünkü açılarla kenarlar. Bir üçgende açılarla kenarlar doğru orantılıdır. BC'yi gören 70 derece. DC'yi gören 55 derece. Açı daha büyük olduğu için BC'yi gören açı 70, DC'yi gören açı 50'den daha büyük olduğuna göre açılarla kenarlar doğru orantılı olduğundan dolayı bir doğru oldu mu? Oldu. İkincisine bakalım şimdi. DB ile AD'yi inceleyeceğim. DB ile AD'yi inceleyeceğim. Arkadaşlar DB ile AD zaten birbirine eşit. O zaman bu kesinlikle ama kesinlikle yanlış. Çünkü bakın şu. Başka neyi inceleyeceğim arkadaşlar? DE ile DB'yi inceleyeceğim. DE ile DB. Hocam yani sen şu kırmızı çizgiyle yuvarlığa inceleyeceksin. Yani sen kırmızı çizgiyle yuvarlığa şu üçgende de inceleyebilirsin. Arkadaşlar yuvarlak dediğimiz hipotenüs, kırmızı çizgi dediğimiz dik kenar olduğundan dolayı hipotenüs daha büyük olmak zorunda. Ama burada DE'yi daha büyük demiş arkadaşlar. Dik kenar hipotenüsten büyük olur mu? Olmaz. O zaman bu da yanlış oldu. Cevabımız da böylelikle yalnız bir yaptı arkadaşlar. 34. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Geldik 35. soruya. Birbirine eş dikdörtgen biçimli iki cam pencereden oluşan şekil 1'deki akordeon kapı şekil 2'de olduğu gibi ok yönünde 20 santimetre aralanmıştır. Bak ikizkenar dikkat. Şimdi eş dikdörtgenden oluşmuş. O zaman bunların kısa kenarları eşit mi eşit? Hocam bu da şöyle kısa kenarları eşit. Aa bitti. İkizkenar. Şuradaki mesafeyi 50 vermiş. Yani öyle mi diyor? Son durumda pencerenin ortak köşesinin kasaya olan uzaklığı. Kasaya olan uzaklığı dik uzaklık değil midir arkadaşlar? Evet. İkizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. Ne yaptı? Tabanı iki eş parçaya böldü mü arkadaşlar? Böldü. Ne diyelim şuraya? X, X diyelim. Adam zaten bana burada 20 demişti. Burada işin esprisine önceden şu uzunluktu arkadaşlar. Dikkat edin. Önceden bu uzunluk kapının uzunluğuna eşitti. Arkadaşlar bu uzunluk şimdi baktığınız zaman ne oldu arkadaşlar? 2x artı 20 oldu. 2x artı 20 isteniyor bizden. Aa, şunlar birbirine eşitti. O zaman bunlar x artı 10'a x artı 10 mu oldu? Evet. Yani şurası x artı 10. Hocam burada bir 90 derece var. 50 var, x var, x artı 10 var. Valla x ve x artı 10. Ne yapacaksınız arkadaşlar? X artı 10'un karesi eşittir. 50'nin karesi artı x'in karesi. 50'nin karesi artı x'in karesi diyeceksiniz arkadaşlar. Valla 0 atılmış. 0 yoksa 5 gibi olacaktı. 5 olsa 5, 12, 13 üçgeni olur değil mi? 0 atsan x artı 1 olur. X yerine 12 koysan 12 artı 1, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Hisset. İşlem işlem işlem. Hissettik. X'i de buradan kaç bulduk o zaman arkadaşlar? 120 bulduk. 0 atılmış haliyle 12 ise o zaman x'imiz kaç yapar arkadaşlar? 120. Bak 50, 120 ve burası da 130 mu yaptı? Evet. 5, 12, 13'ün kaç katı oldu? 10 katı oldu arkadaşlar. Bizden ne isteniliyor? Akordeon kapının genişliği nedir diye isteniliyor. Gençler x'i kaç bulduk biz? 120. X yerine 120 yazdığında 120, 120, 120'nin ilk katı 240. Artı bir de 20, 260 yapar sevgili gençler. Yani 35. sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 36. soruya. Evet, burada bir formül vermiş. Arkadaşlar dış açısı 360 bölü n formülüyle bulunur. Tamam. ÖSYM dikkat edin. Çokgen soruları ÖSYM tarafından sorulan sorulardır. Mutlaka bir TYT'de artık bir tane düzgün çokgenlerle ilgili bir açı sorusu, uzunluk sorusu mutlaka ama mutlaka soruyor. Dikkat edin. Bu kaçgenmiş arkadaşlar? Düzgün ongen. 360 bölü 10 dış açısı. Bakın burası. 360 bölü 10 kaç yaptı arkadaşlar? 36 yaptı. Evet dış açısı 36. O zaman iç açısı kaç yaptı? 144 yaptı. Eyvallah. Hatta burası da dış açısı olduğundan 36. Bu da altıgen. Altıgenin dış açısı da 360 bölü 6'dan 60 yaptı. Hocam burası 60'sa iç açısı kaç yaptı? 120. Hatta burası da 60 yaptı. Hocam burası 144. Şuraya x'in olduğu açıya bu yoğunlaşacağım ya. Burası da 120. Şu açı da belli mi? Belli.
60, 36 daha 96. 180'e tamamlayanı kaç yaptı? 84 yaptı. E artık şuradaki açıları topladığımız zaman kaç yapacak arkadaşlar? 360 yapacak. O zaman 144 artı 120 artı 84'ü toplayalım önce. 8, 14, 348 yaptı. E biz bunu da 360'dan çıkartırsak, 360'dan 348 çıkartırsak o da kaç yapıyor arkadaşlar? 12 derece yapıyor. Yani şuradaki açıya 12 derece kalmış oldu arkadaşlar. 36. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik 37. soruya. Şekil 1'de bir kenarı 5 birim olan kare biçimindeki yukarı uyarı levhası köşegeni ile aynı doğrultuda olan direk ile zemine sabitlenmiştir. Köşegeni ile aynı doğrultudaymış arkadaşlar bu. Yani şu köşegeni uzatabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu şöyle uzatabilirsiniz o zaman. Adam söylemiş. Evet, levha şekil 2'deki gibi ok yönünde düştüğünde direğin bağlantı noktasının zemine olan uzaklığı 3 birim oluyor. E arkadaşlar 3 birim. Bu kenarda 5 birimse 3, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4'ü burada buluruz. Ya gençler 90 derece yok mu? Burada da var. 90'lar havada uçuşursa biz ne yapıyorduk? Alfa beta'ya dalıyor muyduk? Dalıyorduk. Özellikle dikdörtgende benzerlik çıkıyordu. Özellikle karede ne çıkıyordu? Eş üçgen çıkıyordu. Hocam dalayım alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta. Beta 90 alfa. E ne yaparız? Dik üçgen yok, dik üçgen oluştururuz. Aha da bunu çizdiğin zaman. Aa, alfa 90 beta. Hatta burası da 5 olduğu için. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 3 ise beta'nın karşısı 3. Alfa'nın karşısı 4 ise alfa'nın karşısı 4 oldu. E 5, 5 ise burası da 5 kök 2. Senden ne isteniyor? Levha direğinin uzunluğu x isteniyor. E şimdi artık çıktı mı gençler? Çıktı. Ne var burada? Aa, şunlar birbirine paralel. E bunlar birbirine paralel. Bir temel orantı var mı? Var. Yani x bölü x artı 5 kök 2 eşittir 3 bölü 4'ten dolayı. Buradan 4x eşittir 3x artı 15 kök 2 olduğundan dolayı x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 kök 2 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. 37. soru Ceyhan oldu, geldik 38'e. Bu ne? İbrahim bir tekne turunda panoramik olarak fotoğrafını çektiği bir manzarayı bulunduğu noktayı değiştirmeden 3 farklı 3 yönde aşağıdaki gibi fotoğraflıyor. Buna göre İbrahim çektiği panoramik fotoğraf aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ya bunun geometriyle ne alakası var demeyin. Biz zaten hep ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben de ilk başta garipsedim ama biz ne yapıyoruz? Şekil yorumlamıyor muyuz? Evet, burada da şekil yorumlayacağız arkadaşlar. Yapacak başka bir şey yok. Şuraya bakalım arkadaşlar. Güneş şeyin tepesinde. Tam şunun tepesinde. Ve o zaman şunu şöyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar sol tarafta cami mi olacak? Evet, sol tarafta cami olacak arkadaşlar. Köprünün sol tarafı cami, ya da şöyle yapabilirsiniz. Köprünün sağ tarafında bina ve şu beyaz yapı. Köprünün sağ tarafında bina ve beyaz yapı. Sağ tarafında bina ve beyaz yapı. Bina ve beyaz yapı. E zaten direkt arkadaşlar şurada var. Bu köprünün sağ tarafında bina ve beyaz yapı sadece bunda var. Direkt cevabı Denizli diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım. Hocam köprünün sol ayağının bu tarafında cami olacak. Sol ayağının bu tarafında, evet sol ayağının bu tarafında cami var. Sonra caminin bir parçasının öbüründe de var. Küçük yapı ve sonra büyük uzun yapı. Caminin bu tarafında küçük yapı ve sonra uzun yapı burada var. O zaman şekli yorumlamış olduk. Cevap böylelikle Denizli çıktı arkadaşlar. Hani ben buraya direkt ilk buraya yoğunlaşınca direkt cevaplarda çıktı. Direkt cevaplarda çıktı aslında. Belki de farklı yerlerden yorumlansaydı tek cevapta da çıkmayabilirdi arkadaşlar. Şanslıyım. 38. soru böylelikle Denizli oldu. Hiç garipsemeyin. Böyle yorum soruları gelebilir arkadaşlar. Şekil yorumluyoruz. Evet, geldik 39'a. Evet, biz bunu biliyoruz. Yüzey alanı kenarların ikişerli çarpımının iki katı şeklinde biliyoruz. Demirden yapılmış bir kare dik piramidin yan yüzeyleri kırmızı ve taban yüzeyleri mavi renge boyanıyor. Tamam, boyayalım bakalım. Bir kare prizma var elimizde. Kare prizmayı şöyle bir çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir çizeyim de işimiz güzel olsun arkadaşlar. Sonra şunu şöyle siz de arkasına çizeceksiniz de ben biraz teknolojiyi kullandığım için daha rahat bir şekilde yapabiliyorum. Evet, çizdik. Hadi bakalım şunu da çizelim, şunu da çizelim, şunu da çizelim, şunu da çizelim. Ne diyor arkadaşlar bize? Yan yüzeyleri kırmızıya, taban yüzeyleri maviye. Evet, taban yüzeylerini ben maviye boyayayım sadece. Turkuaz rengini çok seviyorum. O yüzden turkuazı boyayayım. Taban yüzeylerin mavi olduğunu bileyim ben yeterli. Yan yüzeylerde kırmızı arkadaşlar, tamam mı? Ama kırmızıya boyamama gerek yok şimdi.
Ne diyor bakalım şimdi? Bize diyor ki mavi renge boyandığında kırmızı bölgelerin toplam yüzey alanı mavi bölgelerin toplam yüzey alanının 16 katı oluyormuş. Arkadaşlar şuraya A, buraya A, buraya H diyecek olursam kırmızı yüzeyler AH'tan taban çevresi çarpı yükseklik olduğu için işte 4A çarpı H ya da AH'tan 4 tane var diyebilirsiniz. 4AH kırmızı yüzeyler, kırmızı yüzeyler mavi yüzeyler toplamının 16 katıymış. Mavi yüzeylerde A kareden 2 tane olduğu için 2A karenin kaç katıymış arkadaşlar? 16 katıymış. O zaman 4'e böl, 4'e böl. 4, 4 kere 2, 8. Şu A'lardan bir tanesi de gitti. A eşittir 8. H eşittir 8A yaptı mı? Yaptı. H'ı buradan 8A diye yazalım arkadaşlar. Eyvallah. Kare dik prizma eritilip tamamı ile bir ayrıtı 6 birim olan küp yapıldığına göre. Arkadaşlar bu eritilip bir küp yapılıyorsa, şöyle bir küp yapılıyorsa, bir ayrıtı 6 birim olan bir küp yapılıyorsa, bu eritilip yenden bundan yapıldı. Hacimsel olarak bir kayboluş olur mu? Olmaz. Çünkü bunun hacminin eritilmişinin hepsiyle bunu yapıyorum. O zaman bu ikisinin hacmi aslında birbirine eşit olsun diyor sana. Yani bunun hacmi nedir arkadaşlar? Taban alan çarpı yükseklik. A kare çarpı 8A eşittir. Bunun hacmi nedir? 6 çarpı 6 çarpı 6 değil midir? Evet. Böl 2'ye 4. Böl 2'ye 3. Böl 2'ye 2. Böl 2'ye 3. Bir daha böl 2'ye. Böl 2'ye 3. Yani burada A kare çarpı A. A küp eşittir 3'ün küpü ise... Buradan A'yı da kaç bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. Evet, olay bitti. A3. Burası da kaç yaptı? 24 yaptı. Buna göre diyor ilk durumda prizmanın tüm yüzey alanı nedir diye soruluyor. Yani 3 ve 24'ten alan elde et diyor sana. Bunlar neydi? İkişerli çarpımın iki katıydı. Yani şu ikisinin çarpımının iki katı 9, iki katı 18 artı şu ikisinin çarpımının iki katı, ikisinin çarpımı kaç yapıyor? 72. 2 ile çarptın 144. Şu ikisinin çarpımında iki katı yine 72'ye 2 ile çarptık 144 yaptı arkadaşlar. 144. O zaman 144 288 18 ile de toplarsak kaç yapar arkadaşlar? 306 yapar. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu. Ve geldik son soruya. Evet arkadaşlar. Aşağıda bir dikdörtgen prizmanın açılımı verilmiştir. Evet gençler, tabanı bu olacak şekilde ben şeyi açayım isterseniz. Bunu bir dikdörtgenler prizması haline bir getireyim isterseniz. Hemen biraz önce şey yapmıştık. Dikdörtgenler prizmasını şöyle bir tane çizdim arkadaşlar. Şunu da koydum, şöyle çizdim. Taban buysa ona göre bir çizim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Heh. Sonra şunu çizdim. Sonra bunu çizdim. Sonra bunu çizdim. Sonra bunu çizdim. Şimdi tabanımız neresi arkadaşlar bizim? Burası. Dikkat edin. Taban burasıydı. Taban burasıyken şurası C, burası A. Hemen harfleri de yazalım. İşimiz zorlaşmasın. C, A. Hocam sen bunu böyle kaldırdığın zaman, yukarı kaldırdığın zaman D köşesi nereye geliyor? Bak şuraya geliyor değil mi? Yukarı kaldırıyorsun. D köşesi buraya geldi. Sen bunu böyle yukarı kaldırdığın zaman hop A'nın üstü burası yapıyor. A'nın üstü burası yaptı. Sonra bunu da yatırdığın zaman ne oluyor? B köşesi de buraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Eyvallah. O zaman her şeyi bulduk gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi burayı şey vermiş. Gençler ben şuraya ne diyeyim? Şuraya 17 vermiş. Buraya 17 verdiyse o zaman ben şuraya bir A dersem yükseklik şey olacak. 17 eksi A olacak. Yok, yükseklik her ikisinde de ortak olacak. Bak ben bunu şöyle kaldırınca şu uzunluk yükseklik oldu. Şunu da şöyle kaldırınca bu uzunluk da yükseklik oldu. O zaman bu yüksekliğe ben bir A dersem, buraya da A dersem o zaman buraya ne kaldı? 17 eksi A kaldı. Evet, şurası 17 eksi A arkadaşlar. Şuraya yazayım. 17 eksi A. Sonra yüksekliğimiz ne yaptı arkadaşlar? A yaptı kaldırdığım zaman. Sonra şurası 21 olduğundan dolayı burası 21 eksi A oldu. Ben bunu böyle yukarı kaldırdığımda şurası dikey yükseklik. Şu uzunlukta neresi oldu arkadaşlar? Şuradaki uzunluk oldu. Yani o da 21 eksi A oldu. Yani buranın 21 eksi A olması alt tarafında 21 eksi A olması anlamına geliyor mu? Geliyor. Sonra demiş ki dikdörtgen prizma oluşturulduğunda A ve B köşeler arasındaki mesafe 15. Hocam A ile B arasındaki mesafe 15. Çok güzel. İşte şurası 15'miş gençler. Şu 15'i kullanacaksınız. Aa hocam dik üçgen direkt çıktı. A var, 21 eksi A var, 15 var. Vallahi arkadaşlar Pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. A kare artı 21 eksi A'nın karesi eşittir 15'in karesi deyip işlem yapabilirsiniz. Ya da 15 varsa büyük ihtimal ne üçgendir arkadaşlar? 9, 12, 15'tir. Hocam buraya 9 koyduğumuzda sağlıyor mu? Evet, 12 sağlıyor. Yalnız dikkat edin. Burada çarpanlara ayırma yaptığınızda zaten iki değer gelecek. Sen burada 9, 12, 15 dedin de ya alt taraf 9 olursa, dene bakayım alt tarafı 9 olmasını.
Burası 9 olursa 21 eksi a'nın kaç olması lazım o zaman arkadaşlar? 12 olması lazım. Yani ya yüksekliğimiz 12, o zaman taban kenarımız 9. Bak a yerine 12 yazdığımızda burası 9'da sağlanıyor arkadaşlar. Ya da yüksekliğimiz 9, burası 12 yapacak arkadaşlar. Bilmiyoruz. Ama burada da bir şey var. Şunu kullanmadık. 13'ü de kullanmadık. Şu 13'ü de kullanalım. Hop, şöyle çizdiğin zaman. Şurada da bir dik üçgen var mı gençler? Var. Bu sefer de şurası 13. Buradaki dik üçgene bakacak olursak a 17 eksi a 13. Arkadaşlar 9'u yazarsam 9'u 13 ile ilgili bir şey yok. O zaman 9'u silip burası 12 olursa 12 13 ise burası 5 olur. Burası 5 olduğunda arkadaşlar 17 eksi 5. Bak a yerine 12 yazmıştık. Burası da 17 eksi a'ydı. 17'den 12 çıkınca 5 yapıyor mu? Yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yapmıyor arkadaşlar. O zaman burası 5 oldu. Burası 12 oldu. O zaman burası da kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. Evet. Kenarlarımız 9, 5 ve yüksekliğimiz de kaç olacak arkadaşlar? 12 birim olacaktır. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hacmi de arkadaşlar taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı ne? 5 çarpı 9 çarpı yüksekliğimiz de kaç yapıyor? 12 yapıyor arkadaşlar. 5 ile 12'nin çarpımı 60. 6 kere 9 54. Yani cevabımız da 540 çıkar. Güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru. Uzun zamandır böyle açılımlarla ilgili soru sormuyorlar. Tam bu açılımlar için güzel bir soru yapısına sahip bir soru arkadaşlar. Kullanın. Yani bu soru mantığını iyi anlayın. İşte A noktası, D noktası nereye gelir gibi açılımlarla ilgili sanki soru sormadılar. Bu da bu anlamda güzel bir soru olmuş. Teşekkür ediyoruz hocalarım, Mehmet hocam ve diğer hocalarım, sizlere çok teşekkürler. Bizleri böyle sorularla tanıştırdığınız için gerçekten hoş sorular. Ben de çözerken gerçekten çok zevk alıyorum. Eyvallah. Evet gençler, böylelikle deneme 9'u çözmüş mü olduk? Evet. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 10'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.